Evet, bu serinin ikinci videosunu gerçekten çok istediniz. O yüzden şu anda ikinci bölümle karşınızdayım. Lafı hiç uzatmadan Gen Z ekibini çağıracağım. Fakat videoya başlamadan önce kanala abone olup bu videoya en az 50 bin like yapıyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca şuradan yine beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. O zaman ben gidiyorum ve ekip geliyor. Ya yine mi ben başlıyorum ya? Geçen bölümde de beni başlattınız. Burası çok soğuk lan. Aa, ateş var, ısınalım. 3.5 attığımı bildiğin için yapıyorsun değil mi? Ben istemiyorum ya oynamak. Saate bakın, saate ya. Gecenin ikisinde bizim burada ne işimiz var? Bu arada siz videoyu kaçta izliyorsunuz? Yorumlarda belirtin de kendimi yalnız hissetmeyeyim, yoksa birazdan bir anda bayılacağım. Hadi hadi başla. Tamam ya, başlıyorum. Hayali paranormal olan tek şey, tuvaletten çıkıp ışığı kapatıp odana koşarken birinin seni kovaladığını sanmak. Bu yemin ederim herkesin başına geliyordur var ya. Geçen gece mutfağa su almaya gidecektim. Suyu doldurdum falan derken mutfağın ışığını kapamam gerekti yani, ama bizim koridorda o kadar uzun ki böyle. Işıkları kapar kapamaz sanki biri beni izliyor gibi oldu. Hemen koştum, koştum. Odama varıncaya kadar ne oldu biliyor musunuz? Aldığım suyu koşarken dökmüşüm be. Sonra ne yaptım? Bir daha su falan almadım tabii, üşendim. Yattım uyudum. Bir de su mu alacağım bir daha? Geceleri koridorda izleniyoruz bence. Ay, yine ne kadar garip bir yerdeyiz. Gerçekten bu saçma korku anılarını tekrar tekrar bize anlatıp video çekmemizi mi istediler? Evet, 15 bin yorum geldi. 15 bin mi? Aha, ay neden bu kadar çok istendi ki bu? Ya ne bileyim, hiç korkunç değil abi. Korkunç şeyler yaşadıklarını söylüyorlar ama bir okuyorum. Saçma sapan şeyler abi yani. 3 yaşındaki çocuk bile korkmaz bunlardan. Geçen de korktun Sudenaz. Ben mi korktum? Ay saçmalama istersen. Salak saçma maske takmışsın, yüzüne korkutabildiğini sanıyorsun. Bu bölümde göreceksin zaten. Evet, şimdi 15 bin yorumu da oku. Çok beklersin de bu arada. Şaka şaka, hadi sıra sende. Şakanı kendine sakla. Ne kadar uzun yazmış. Bundan yaklaşık 4-5 ay önce teyzemin kolu kırıldığı için annemler teyzemlere gitmişti. Teyzemler de sıkıldığım için ve annem gece orada kalacağı için ben gitmedim. Sonra biraz televizyon izleyip odama gittim. Telefonumla oynuyordum ve evin ışıklarını kapamıştım. Yani elektrik faturası çok mu geliyor da kapatıyorsun? Kapama o zaman korkuyorsan. Sonra mutfaktan sesler falan geldi. Ben zaten paranormal olaylardan korktuğum için, evde yalnız olduğum için çok korktum. Ay evde hiç yalnız kalmadın mı? Sonra mutfağa gitme cesaretim olmadı. Ay senin de hiçbir şey cesaretin yok. Olmadığı için odamın kapısını kilitleyip yatağıma döndüm. Yeniden telefonumla oynamaya başladım. Sonra mutfaktaki sesler çoğalmaya başladı ve mutfağa gitmeye karar verdim. Mutfağa gittiğimde kimse yoktu. Arkamı dönüp odama gitmek isterken, ay sen de bir oradan bir oraya, bir oradan buraya, oradan oraya gideceğine yat uyu aşağı. Dövseydin. Anne ne yapayım ya? Madem korkuyorsun, çekeceksin örtünün üstüne uyuyacaksın. Tamam şampiyon, sakin. Tamam bir şey demedim. Sakin. Ya bir şey demedim. Cama baktım ve camdaki korkunç şey gördüm. Camdaki kızımı gördüm. Gözleri kıpkırmızı renkti. Ben neredeyse korkudan kalp krizi geçirdim. Odama koşup kapıyı yeniden kilitledim ve uyumaya çalıştım. Tabii ki uyuyamadım ve saat 6.30'a kadar bekledim. Sonra mutfağa gittim ve hiçbir şey yoktu. Olayı anneme anlattım. Bana inanmış gibi yaptı. Bence inanmadı. Ama gerçekten sana kim inanır abi? Sana kim inanır? Bizi korkutmaya çalıştığın için bunları yazdığından da eminim ayrıca. Ay çok korktum. Düşündükçe tüylerim ürperdi diyeceğim de. Aha! Neyse ki lazere gidiyorum. Hiç tüyüm yok. Şey söyleyeceğim. Burası gerçekten soğukmuş bu arada ya. Bu soğukluk bana neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Akrabalarımı. Yine mi? Tamam tamam ya, bu benim. Seyircileri korkutmayacağım akrabalarımla. Ama şunu da söylemeden geçemem. Geçen bölüm anlattığım şeylerden çok daha korkunç şeyler yaşadım. Benim akrabalarımı yakından tanımak istemezsiniz. İkinci bölümü gelsin lütfen demiş. Şu anda geliyor. İnşallah videoya alırsın. Alındın. Akşam evin koridorunda yürüyordum ve salona gidiyordum. Işıklar kapandı. Birden mutfaktan dolap açılma, balkonun kapısının açılma, sandalye çekme ve çatal bıçak gibi şeylerin sesleri geldi. Cinler yapıyor olabilir mi? Ben bağırmaya başladım, bir yandan da ağlıyordum. Sonra koşa koşa salona gittim. Annem ve babama sordum siz mi yaptınız bunları diye. Onlar da hayır demişti. Şimdi düşünüyorum da ben böyle bir şey yaşasam ve anneme sonrasında sen mi yaptın diye sorsam bana aynı şu cevabı verirdi.
Anne bir şey mi oldu? O ses senden mi geldi? Kız Mine ne alaka? Şişleri yere düşürdüm. Ayrıca sen niye bu saatte ayaktasın? Erkeklerle mi fingirdeşiyorsun yoksa bu saatte telefonla? Anne ne alaka ne alaka? Telefonunu getir bana çabuk. Getir ve yat uyu. İşte benim annem de maalesef böyle. Bak bir şey söyleyeceğim. Geçen bölüm saatlerce çekim yaptık. Ben korkmam dedim. Hiçbir şeyde korkmadım. Bir iki tane sahnede korktum diye onları koymuşsunuz. Ayıp be, ayıp. Benim kadar cesuru var mı bu ekipte? Sudenaz kendini cesur sanıyor da bakmayın ona, 2 dakikada nasıl Berra korkuttu? Beni korkutabilir mi Berra? Korkutamaz. Bak bunu sakın koyma, bozuşuruz. Bir gün arkadaşımla odamda görüntülü ders yapıyorduk. Ben tuvalete gittim. Saat gece 12 civarıydı. Bizim ev tahta olduğu için her türlü gıcırtı duyuluyordu. Yani muhtemelen yerler tahta demek istedin. Ben arkadaşımla yatakta konuşuyordum uyurken. Tam karşımda da koridorun camı duruyordu. Işık olduğu için ne yaparsan yap her şey cama yansıyordu. Ses geldi, aldırış etmedi. Ancak tekrar gelince korktum. Çünkü evde annem, babam ve abim uyuyordu. Birden arkamı döndüm. Cama bir şey yansıdı. Yansıyan şey uzun boylu siyah bir varlıktı. Yatağımın baş ucundaki sırt kaşıma aletini aldım. Sessizce tuvalete gittim. Odama geldiğimde arkadaşım telefonu kapamıştı. Kız benimle bir daha konuşmadı. O gecenin akşamı garip bir şekilde hiç hareket edemedim. Kız senle niye bir daha konuşmadı? Bu çok saçma değil mi? Videoda Sudenaz aşkom okusun. Lan o kadar okudum, Sudenaz aşkım okusun demiş ya. Bir kere bu kanalda Sudenaz'ı seven kadar beni de seven vardır eminim. Beni sevenler yorumlara yazsınlar, tepkimizi koyalım. Hem kız niye seninle bir daha konuşmadı belli oluyor. Sudenaz gibi bir deliyi ancak başka deliler severdi ondan. Yine bir paranormal video ve yine videodaki en mantıklı, en akıllı insan olan ben. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Geçen videoda da olduğu gibi tüm paranormal olayları en mantıklı şekilde açıklayacağım. O yüzden korkmanıza hiç gerek yok. Arkadaşlar her şeyi doğaüstü olaylara bağlamayın. Bilim denen bir şey var ve ben bilimle yakından ilgileniyorum. Ayrıca bana inek diyen birkaç kişi olmuş. Onlara buradan bir çift lafım var. Ben ineksem neden siz mi ölüyorsunuz? Ve şunu da unutmamak lazım. Geçen videoda Sudenaz'ı çok iyi korkuttum. Abi korkmadım diyorum. Aynen canım ya, korkmamışsındır. Okuyorum. Biz geçen sene eğlencesine konferansa gidiyorduk. Girmek yasaktı. İçerisi kalabalık falan diye eğlenceli geliyor. Bu arada bizde de gerçekten sürekli oluyor. Yani bizim sınıftakiler özellikle konferans salonunda bir şey yokken gidip orada saçma sapan oyun falan oynuyorlar. Kapı açılma sesi geldi, kulise kaçtık. Karanlıkta saklanıyoruz yakalanmamak için. Sessizce konuşuyorduk saklanırken. Sonra bir süre sonra ışıklarını açtık kulisin. Işığı açtığım an yerde yatan bir adam olduğunu gördük ve altımıza sıçtık. Ölmüş mü acaba? Meğersem çalışan uyuyormuş yerdeki minderde, hemen koşarak çıktık. Açıklamama gerek bile kalmadı. Masum adamcağız uyuyormuş işte. Ne ara yine sıra bana geldi ya? Ben sıramı Sudenaz'a devrediyorum. Bay bay. Şşş, dur, nereye gidiyorsun? Ya sözleşmem var. Ne var işte, Sudenaz ön planda olmayı seviyor ya. Ben ön planda olmak istemiyorum bu videoda. Ben gitmek istiyorum burada. Üzgünüm, kalıyorsun. Ya ben eşit olmak da istemiyorum. Sudenaz ön planda. Gel sen çek ya. Hemen oku şunu. Tamam. Annemin anlattığı hikayeye göre ben daha bebekken çok mızmızlanıyormuşum ve annem de bu yüzden beşiğime beni kontrol etmeye gelmiş. Birkaç kez odama geldikten sonra annem oldukça yorulmuş. Ben tekrar ağlamaya başladığımda annem yine odama gelmek için ayağa kalkmış. Ancak başka ayak sesleri duymuş ve çıldırmış. Çünkü annem orada tek başınaymış. Ayak sesleri durduğunda annem beşiğin sallanma seslerini ve yaşlı bir kadının sesini duymuş. Bu ses benimle konuşup beni sakinleştirmeye çalışıyormuş. Gerçekten çok garip. Ama bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ben bebekken zaten hep uyuyormuşum. Benim umurumda da olmazdı. Annem anlamam, ne yapıyorsa yapsın. Paranormal ne yaşıyorsa yaşasın. Ben orada bir uyurum var ya, ruhum bile duymaz. Küçükken de zaten yiyormuşum, içiyormuşum, sıçıyormuşum, bir de uyuyormuşum. Başka hiçbir şey yapmıyormuşum ki ben. Biz eski evimizdeyken erken saatlerde uyurduk. Çocuklar için uyku saati. Ben de o gün çok erken uyumuştum. Gece duyduğum bir sesle uyandım. İsmim fısıltılar şeklinde bir erkek bir kadın sesiyle söyleniyordu. Korkmuştum. Kalkıp cama baktım çünkü sesler camın arkasından geliyordu. Cama baktığımda karşı sitenin yanında duran siyah giyimli birini gördüm. Tam olarak bizim evin camına bakıyordu. Ne bakıyorsun? Bana bak!
Ben oraya gelirsem var ya. O zaman perdeyi çek. Böylelikle bakamaz. Bundan sonraki günde odamda kek yemiştim. Kek yere dökülmüştü ama hem temizlerken komşuların rahatsız olmaması hem de saat geç olduğu için ellemedi. Kek orada kaldı abi. Pis misin sen? Yere kek dökmüşsün de temizlemedin mi? Olay bu mu? Benim için de olay bu yani, ne yapayım? Gece 3 civarında gözlerimi açtım ve yine siyah giyimli birini gördüm. Ay git be şuradan! Gerizekalı beni mi takip ediyorsun derdim ben olsam. Kıyafet dolabımın önünde yerlere bakıyordu. İlk annem sandım ama annem olmadığından emindim. Annem öyle giyinmezdi. Annen ikonik giyiniyordu bence. Aynı benim gibi değil mi? O kadın kesin çok kötü giyinmiştir, o yüzden söylüyorsundur. Kıyafet dolabımın önündeki kişi bir anda yüzünü bana döndü ve gülümsedi. Saçlarım güzel mi küçük kız? Benim çığlığımdan sonra siyah giyimli kişi yok oldu. Sanırım bir tür silüetti. Uyumaya çalıştım, sabah ezanına doğru uyuyakalmışım. Bu olayı yaşadıktan sonra rüyamda garip siyah giyimli birçok insan görmeye başladım. Ve hepsi bana özür dilememi söylüyordu. Yani bence siyah giyimli insanlar seni sürekli korkutuyor. Siyah renge karşı bir alerjim falan var. O zaman madem rüyanda siyah renkli insanları görüyorsun, şu anda bana bak. Ve iyice aklına beni kazı çünkü renkli ceketim, ikonik ceketim bir daha aklından çıkmayacak ve siyah giyinen insanları böylelikle tamamen unutmuş olacaksın. Nasıl fikir? Bence güzel fikir. Ya bir şey söyleyeceğim. Geçen bölüm ben çiğ köfte dürüm yemiştim ya. Burası böyle korkunç bir hal almaya başlayınca benim yine canım çekti. Geldi. Teşekkür ederim. Ne yapayım? Korkunca iştahım açılıyor. Canım çeken varsa şimdiden özür dilerim. Saat 3 falandı. Ben odamda kitap okuyordum. Sonra su içmek için mutfağa gittim. Benim şu an bir kedim var. Ancak bu olayı yaşadığımda evimde hiçbir hayvan beslemiyordum. Suyumu içtikten sonra tekrar odama gittim. Koridordan geçerken garip sesler duydum. Gerçekten özellikle koridordan geçerken geceleri ben de sürekli garip sesler duyuyorum. Mutfağa gitmeden önce odama yatağımın yanındaki komodine koymuştum kitabımı. Ancak mutfaktan tekrar odama giderken kitap orada değildi. Her yeri aradım ve en sonunda kitabımı yatağımın altında buldum. Bu nasıl olabiliyor ya? Bu bölümde cesaretimi topladım. Artık hiçbir şeyden de korkmam. Yemezler, yemezler koçum. Bir gün annem sabah erkenden hastaneye gitmişti. Evde tek başımaydım. Umursamayıp kulaklığımı takıp müzik dinlemeye başladım. Müzik dinlerken uyuyakalmışım. Birden gürültülü bir sesle müzik duydum. Aa, sen müzikle kafayı bozmuşsun kardeşim. Korkmuştum. Hemen uyanıp telefonuma baktım ama telefonumun şarjı bitmiş ve kapanmıştı. Mutfaktan geldiğini anlamıştım. Ulan ne varsa da bu mutfaklarda var. Hep mutfaklarda bir şey oluyor ha. Mutfakta radyo vardı. Annem radyoyu yemek yaparken açıp dinlerdi. Anlamıştım ki annem geldi. Mutfağa gittiğimde kimse yoktu. Radyo açık ve son sesti. Korkarak salona ve yatak odasına anne baktım ama evde hiç kimse yoktu. Kanım donmuştu. Hemen odama gidip kapıyı kapattım. Terlemiştim. Perdeyi açtım. Dışarıdan gelen geçene bakmaya başladım. İçimden de Allah'ım ne olur annem gelsin diyordum. Ve annem geldi ama anneme yaşadıklarımı anlatamadım. Hala evde sabahları tek başıma kaldığımda uyuyamıyorum. Oğlum millet akşamları tek kalmak istemez. Sen sabah da kalamıyorsun. Ben anlamadım ki. Bu arada radyo demişken yemin ederim çok benzeri benim de başıma geldi. Geçenlerde evde tektim, televizyon açıktı. Kapadım, tuvalete gittim. Tuvaletten bir çıktım, tekrar açık. Dedim Allah Allah, kapamayı mı unuttum, yanlış bir şey mi yaptım? Kapadım tekrar. Su almaya gittim. Mutfaktan çıkarken baktım yine zangır zangır televizyon açık. Kumandada mı bir bokluk var dedim. Düğmesinden kapadım. 2-3 dakika geçti, geçmedi. Bir baktım tekrar açılmış. Vallahi o kadar çok korktum ki o an. Yemezler, yemezler gitti. Karşısına geçtim. Fişini çektim. Hadi lan şimdi açılsana adamsan. Adamsan açıl lan bir daha dedim. Mal gibi kaldı, bir daha da açılamadı. Oğlum var ya, oğlum var ya, koyma bunları, yayınlama. Aa, son yorum bana mı geldi? Merhabalar sevgili Genze ekibi. Bu olay bir yıl önce olmuştu. Ders din kültürüydü. Hoca bize sınav yapmıştı. Ben de sınavı ilk bitirmiştim. Ay,
İlk nasıl bitirebiliyorsunuz ya? Ben 20 kere kontrol ediyorum. O zamanlar müzik yarışmaları vardı. Sınıfımızdaki bazı kızlar Kore'ye gitmişti. Sonra ben Kore'ye giden arkadaşımla hava sıcak olduğu için yangın merdivenine gittik. Orada ne işiniz vardı? Banklar vardı, onların üstünde oturmuştuk. Sonra Yasemin adında arkadaşım bize yangın merdiveninde cinler tarafından kaçırılan bir kızın hikayesini anlatıyordu. Yine başladık. Hangi cin bir insanı kaçırabilir arkadaşlar? Birden yangın merdiveninin ışıkları yanıp sönmeye başlıyor ve garip korkunç gülme sesleri geliyordu. Biz de korkup hemen oradan kaçmıştık. Şu an buna inanmalı mıyım bilemedim. Belki bir arkadaşınız sizi yangın merdiveninin orada korkutuyor olabilir. Not. Berre? Berre ne ya? Ben Berra'dım Ayla. Sen ders çalışma boşa. Sudenaz seni geçecek. Avcunu yalarsın. Sudenaz da yalar. Beni Genze Koleji'nde hiç kimse geçemez. Bu ne ya? Bu sis nereden çıktı? Dumanlar mı tüttü burada? Git burada. Git burada. Hayal ettiği bir şey yok. Bilim var, bilim. Öleceksin. Nasıl götü tutuştu gördünüz mü? Sözde bilim falan diyordu. Aynen canım ya, kesin açıkladın bilimle her şeyi. Ya neredesin, sesi bile duyulmuyor, evine kadar koştum. Neyse, senden de böylelikle intikamımı aldım Berracık. Bu bölümün devamının gelmesini istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Elinizden geldiği kadar beğenirsiniz diye düşünüyorum. Ayrıca yaşadığınız korku dolu paranormal olayları yorumlara bekliyorum. Eğer bu serinin 3. bölümü gelirse buraya atacağınız yorumlardan seçeceğiz. O zaman bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.